Arkadaşlar merhaba, bir video daha karşınızdayım. Bugünkü videom yine bir alışveriş üzerine. Uzun zamandır okuduğum kitaplar üzerinden değil de alışverişler üzerinden de çekiyorum, farkındayım. Ama okuduğum kitapları yorumlamaktansa şu sıralar alışveriş daha çok ilgimi çekiyor, daha çok ilgi alanımda şu anda. O yüzden böyle videolar çekiyorum. Yalnız bugünkü alışverişim daha da farklı. Yine içinde kitap var ama çok fazla sadece kitap üzerine değil başka bir alışveriş. O yüzden de sizlerle paylaşmak istiyorum. O da Miku.com'dan yaptığım alışveriş. Aslında uzun zamandır böyle bir kutu alışverişi yapmak istiyordum zaten. Ama içi tabii ki kitabın da olmasını tercih ederim. O yüzden kitaplı bir kutulu alışveriş sitesi bulmuşken, yani Miku.com'u bulmuşken denemek istedim. Yani bu ayda aslında zaten gelecek, bu Temmuz ayının da. Ağustos ayında da büyük ihtimalle gelecek. Eğer ki beğenirseniz, hani tekrar onu da paylaşmak isterim sizlerle. Ama bir an önce aslında kutuma geçmek istiyorum. Çünkü ben de açıp bakmadım sizlerle bakmak için. Şu şekilde kutu gönderiyor. Zaten bu şekilde gönderdiğini biliyordum. Eğer ki sizler de takip ediyorsanız, baktıysanız sizler de görmüşsünüzdür zaten. Kutunun içinde neler var? Benimki aslında Neptün kutusu. Bunu biliyorsunuz, daha büyüğü de var. İçinde farklı farklı şeylerin olduğu. Onun şu anda adını hatırlayamıyorum ama o şekilde. Bu şekilde içinde nelerin olduğuna dair yazan kartlar gönderiyorlar zaten. Mate çayı varmış içinde. Bir de Rushashi kahvesi diye. Yine yanlış telaffuz edebiliyorum. Yani edebiliyor olabilirim. O yüzden belki yanlışsa düzeltirsiniz zaten. Yine bu şekilde aslında bir kutu mutluluk isteyenler de biliyordur. Benim de genellikle bir kutu mutluluk çok istiyordum bir aralar. Hiç videosunu çekmedim ama bir zamanlar bayağı bir istiyordum. Ama artık hani bilmiyorum ya. İçinden çıkanlar işime yaramayan şeyler olduğu için artık çok fazla da istemeyi tercih etmiyorum açıkçası. Yine bu şekilde hepiniz zaten böyle kutu alışverişler yapıyorsunuz, biliyorsunuzdur. İçinde nelerin olduğuna dair bir kağıt gönderiyorlar. Nelerin olduğunu bilin diye. Bu sanırım mumluk. Bu şekilde. Evet. Bu az önce de söylediğim gibi mate çayı sanırım. Yanlış söylemediysem. Mate çayı göndermişler. Bir de içinde doğru telaffuz edip edemediğime dair fikrimin olmadığı mitra çayı var. Bu şekilde. Bence büyük ihtimalle yanlış telaffuz ediyorum. Ama siz düzeltirsiniz. Kırmızı meyve, çiçek ve narenciye tatlarıyla. Bourbon kahvesiymiş. Bunu bir an önce denemem lazım. Yani herhalde kitap sevenlerin çoğunluğu olduğu gibi kahve tutkunuyum tabii ben de. Ve bir an önce işte bu çok güzel oldu. Bu şekilde Jungle'ın sevgi mamasını göndermişler. Kediler için olan sanırım bu. Ben zaten genellikle böyle mikrosta falan oluyor ya, küçük mamalar. İşte köpekler için olanlarda, kediler için olanlarda. Onları zaten alıyordum ben genellikle. Yani süper oldu. Şu sıralarda yoktu. Yani içinden çıkan en güzeli diyebilirim yani. Şunların içinde en çok bunu beğendim. Çantama koyuyorum hani küçük de olduğu için. Gördüğüm zaman sokakta hayvanlara veriyorum zaten. Kitap olarak da evet, bende olmayan bir kitap. Zaten şimdi Miku.com'un aslında güzelliği de bir yandan da bu. Seçebiliyorsunuz sizde olan kitapları veya daha önce kendilerine gönderdikleri kitapları seçebiliyorsunuz. Ben de orada hani bende olan kitapları seçtiğim zaman bana Albert Camus'un yabancı kitabını göndermiş. Evet, bende olmayan bir kitaptı. İyi oldu yani bana aslında bunu göndermeleri. Okuduğum diye hatırlıyorum ya da vebasını da okumuş olabilirim. Yani lise döneminde kütüphaneden alıp okuduğum bir kitap yatıyorum. Okumamış da olabilirim. Şu an çok emin değilim. O yüzden tabii ki de bir an önce okuyacağım. Okumam da gereken de bir kitaptı zaten. Bayağıdır okumam gerekenler arasındaydı. Ama yani Miku'nun en azından bu sistemi güzel. Çünkü o kadar çok kitap okuyorsunuz ki yani sizin okuduğunuz bir kitabı size göndermeleri de tabii ki de güzel olmuyor. O yönden seçmeniz çok çok iyi. Yani Miku.com'dan daha önce alışveriş yapmadıysanız, yani açıkçası benim çok da hoşuma giden bir alışveriş olmadı içinden çıkanlara baktığım zaman. Ama ya denemek için deney olarak isteyebilirsiniz. Özellikle şu dediğim gibi
kedi maması çok çok iyi oldu. Benim de kalmamıştı zaten. Evde şöyle bir durum var. Yani en azından bir kutu mutluluktaki kadar gereksiz şeyler göndermiyorlar. İçinde kahve var, çay var. Denemek istediğiniz kahveler olursa oradan seçim yapabiliyorsunuz. O yönden gerçekten de güzel. Hani ben bir daha istemiyorum. İstemem ki bir kere abone olmuş oldum ve ikincisini de gönderecekler. Ama yani denemek için güzel bence. Ve daha en azından kullanabileceğiniz şeyler çıkıyor içinden. Bir kutu mutluluğu istememe sebebim artık aslında biraz da o. Hani çok fazla artık istediğiniz kullanabileceğiniz şeylerden ziyade gereksiz bazı şeyler gönderiyorlar. O yüzden artık istemiyorum. Yoksa böyle sürpriz olarak size bir kutu gelmesi, onun duygusu çok çok güzel bir şey. Size hem denemenizi tavsiye ederim. Hani baktığım zaman çok fazla muhiku.com'dan alışveriş yapan birileri çekmediği için aslında böyle bir video çektim. Umarım ki beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.